Merhabalar arkadaşlar, ben Enes Saklan. Bu videomda sizlerle PHP'ye bir giriş yapacağız. PHP nedir arkadaşlar? PHP açık kaynak kodludur, güvenilirdir. Yani kullanıcılardan iyi not, yani nesne yönelimli programlamaya yöneliktir. Performansı iyidir vesaire vesaire. PHP'nin açılımı personal homepage'dir, yani kişisel ana sayfa anlamına gelir. Bu yüzden de hani PHP'yi kullanmamız bence çok iyi olur. Hatta bunu öğrenmemiz çok çok daha iyi olur. Şimdi PHP ile yani PHP'yi kullanmak istiyorsak bir server'a bağlanmamız gerekir. Burada bir sürü paketler mevcut. Yani bunu geliştiren kişiler çıkartmıştır paketleri zaten. Bu paketler exam, app server veya wamp serverdır. Biz kullanıcılardan da iyi not aldığı için exam kullanabiliriz. Google'a exam yazdıktan sonra Apache Friends exam görüyoruz. Buraya tıkladıktan sonra buradan exam for Windows sekmesinden buradan installer zip veya 7zip formatlarından bu şekilde installer'a tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan direkt linkini alıp indirebilirsiniz. Zaten kurulumu oldukça basit. O yüzden kurulumu anlatmayacağım boşu boşuna. Zaten burada zaten gördüğünüz gibi çıkıyor. Biz direkt localhost'a girelim. Tabi example benim açık değil. Example şu şekilde açıyorsunuz. Ben tabi FileZilla'yı da aktif yaptım da siz ona bakmayın. Buradan start'a bas, yani start'a basınca çalışmıyorsa buradan svc'den install edip çalıştırabilirsiniz. Sonra localhost'umuza giriyoruz arkadaşlar. Eğer MySQL'inize şifre koymak istiyorsanız, biz İngilizce diyoruz. Buradan security sekmesinden bu işlemi halledebiliyoruz. Security'den giriyoruz arkadaşlar. Buradan security kısmından giriyoruz ve buradan gördüğünüz gibi localhost/security/exam-security.php'den buradan şifremizi verebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu dersimde çok fazla kafa karıştırmayacağım. Ekrana yazdırma komutlarını göreceğiz ve PHP'nin nasıl bir şekilde kullanıldığını göreceğiz. Benim kullandığım programda C kısmından exam kısmından HTTP/docs'un altında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ben burada dersler diye bir klasör oluşturacağım ve derslerimi bu klasörden yöneteceğim. Hemen oluşturayım. Buradan da bir index.php oluşturalım hemen. Bu arada php'nin sonunun .php ile bitmesi gerekiyor. PHP dosyası olmak için. Fakat sizde şu şekilde bir şeydir. Yani hani gözükmüyorsa, bu şekilde değilse sizde, bunun için Windows Explorer klasörünü açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan alta basıp bu menüyü açıyorsunuz. Buradan araçlardan, klasör seçeneklerinden, görünümden, bilinen dosya türleri için uzantıları gizleyi bulup onu aktif etmiyorsunuz. Bu şekilde bu hale gelmiş oluyor. Bunu Notepad++ editörüyle açıyoruz. Şimdi PHP kodlarının 3 türlü şekli vardır. Biri şu şekilde soru işareti, küçüktür soru işareti PHP ve bu şekilde soru işareti büyüktür şeklinde açılımlardır. Burası, bu da açıklama satırıdır arkadaşlar. Ya da bunu sonraki derslerde anlatayım. Burası bizim PHP kodlamamızı yapacağımız alandır arkadaşlar. Şimdi bu dersimde ekrana bastırma komutlarını görelim.
Bunlar echo ve print'tir. Şimdi echo, şimdi normal bir yazı yazdığımızda, hemen yazalım normal bir yazı. Erişirken de şu şekilde erişiyoruz. Localhost slash, bir de htdocs izinimizde olması lazım tabi. Localhost slash dersler derseniz bu dizine bu şekilde erişmiş oluyorsunuz. Fakat bize syntax error verdi. Yani yazım hatası verdi arkadaşlar. Bunun nedeni işte PHP'de normal HTML'deki gibi yazamıyoruz. Bunun için bazı kodlar var. Yani echo ve print de bunlara nedir? Dahil arkadaşlar. Şimdi echo'yu görelim. İkisi de aynı işlemi yapıyor. Şimdi echo dedikten sonra çift tırnaklar arasına yazacağımız kelimeyi yazıyoruz. Yani ne yazacaksak. Sayfamızı yenilediğimizde ene saklan sonucunu görebiliyoruz. Burada print de aynı işlemi yapıyor. Ama genelde kullanıcılar echo'yu kullanıyor. String numbers'lara girmeyeceğim. İleriki derslerimizde gireceğim. Diğer bir kullanımını da hemen göstereyim ben. Buradan script, pardon özür diliyorum. Diğer kullanımda şu şekilde script language, buradan PHP derseniz script dilimize PHP'ye göre kodladığımızı söylüyoruz. Yine echo, yine saklan dediğimizde aynı sonucu yine alıyoruz. Ve diğer bir kullanım yöntemi de şu şekilde. Bunu ki yani en çok kullanılan kullanıcılar şeklinde şu şekilde oluyor. Diğer kullanımı da göstereyim. Yine PHP diyoruz. Bu da PHP diyerek bunu bu şekilde bitiriyoruz. Yani bu da bir başka bir kullanım tarzı. Fakat bunu pek kullanmıyor kullanıcılar. O yüzden biz bunu kullanmıyoruz. Zaten eklendirmiyor da bu. Buradan PHP deyip buradan kullanabiliyoruz. Evet, bu dersimde ekrana yazdırma veya bastırma komutlarını gördük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.